Merhaba, iyi günler. Araştırmacı, siyaset sosyolojisi üzerinde çalışıyor Enes Ataş, Amerika Birleşik Devletleri Penn State Üniversitesi'nde, Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor ve özellikle göçmenler, sığınmacılar üzerinde çalışıyor. Enes, hoş geldin. Hoş bulduk Ruşen Bey, merhabalar. Merhaba. Sen geçen X hesabında bir dizi makale paylaştın. Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili böyle bir dizi makale paylaştın. Bunların her biri ayrı bir öneme sahip, değişik tarihlerde yapılmış ve şunu gördüm. Bu makalelerin altında, yani paylaşımların altına gelen yorumların ezici bir çoğunluğu öfkeliydi. Çünkü insanların duymak istemediklerini söyledin ya da o makaleler insanların duymak istemediklerini söylüyor. Öncelikle şunu bize üzerinden geçer misin? Ne yaptın? Başına ne geldi? Öyle başlayalım. Tabii şu malum tweet'in öncesini anlatayım. Hepimiz gibi beni de Kayseri'de yaşanan son olaylar fazlasıyla üzdü. Ve sosyal medyada insanların yorumlarını okurken insanların olayın kendisinden ya da durumun vehametinden ziyade işte Suriye olan nefretlerinden, Suriyelilerin ekonomi nasıl batırdığından ya da suç oranı nasıl ayyuka çıktığından şikayet edip duruyorlardı. Ve bütün bunların yanı sıra göçmenliğin yönelik nefret literatüründe genel olarak göçmenlerin düşündüğümüz gibi ekonomi ya da ülkenin kriminal yapısına o kadar da zarar vermediği bilinen bir gerçek. Hani bu konsensüs olmayabilir ama bu farklı ülke bağlamlarında da sıklıkla görülen bir bulgu. Ama ister istemez bunu halka yeterince aktarılamadığını özellikle gördüğüm birkaç yorumdan sonra fark ettim. Ve çok anlık bir şekilde o X'te bilgisayarını kısaca bir ifade etmek istedim. Yani hiç böyle bir tepki almasını beklemiyordum hiç açıkçası. Peki sonuçta ne oldu? İnsanlar Sonuçta yani umarım insanların algılarının bir tık değişmesine vesile olmuşumdur ama daha çok insanların öfkelerini kustuğu bir platforma döndü benim o bilgisayarım. şimdi orada birçok makale paylaştım. Bu makalelerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den akademisyenler, kimisi yurt dışında, kimisi yurt içinde. Bazıları da ama sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan başka ülkelerden yazarlar da var. Ortak yazılmış çok sayıda makale var. Bunların her biri ayrı ayrı göçmenler konusundaki bir takım ön kabulleri ve ön yargıları bozan makaleler. İlk başta tabii ki en çarpıcısı suç oranı meselesi. Çünkü malum Türkiye'de özellikle Suriyeliler ama sadece Suriyeliler değil ile birlikte suç oranlarının yükseldiği yolunda bir algı var, kabul var ve bunun üzerinden yapılan bir göçmen karşıtlığı var. Senin paylaştığın makalelerde bu konudaki bulgular neydi? Yani bu konudaki bulgular aslında sizin tarif ettiğinizin tam tersi şeklinde. Özellikle iki tane makale paylaştım. İkisi de ekonomi alanında çok bilinen prestijli dergilerde basılmış olup ikisi de aslında mültecilerin ülkeye gelmesiyle beraber ülkedeki suç oranının pardon mültecinin gelmesiyle beraber mültecilerin suça eğiliminin yerli nüfusa göre daha az olduğunu bir makale gösteriyor. Diğer makale ise kişi başına düşen suç oranının gittikçe daha azaldığını ifade ediyor. Mülteciler geldikten sonra. Burada kastedilen nedir? Yani mülteciler sanıldığı kadar suç işlemiyor mu? Öncelikle vurguluyorlar. Evet, ilk olarak öncelikle bu. İkincisi her iki makalenin de bağladığı açıklama şu. Mülteciler özellikle bizim ülkemizdeki şu an sığınmacı olarak anılan topluluk legal statü anlamında çok arada sıkışmış, çok kırılgan bir durumdalar. Ve bu insanların en ufak bir kriminal bir aktiviteye bile dahil olmaları direkt anında sınır dışı ya da deport edilmelerine vesile olabilecek bir durumda. Bundan dolayı yani yerli bir nüfusa göre bu insanların kriminal aktivitelerde bulunması çok daha maliyetli hem fiziksel hem de psikolojik anlamda. Bundan dolayı bizim sandığımızın aksine bu insanlar çok daha az eğilimliler suç işlemeye. Yani başlarına bir şey gelme ve statülerini kaybetme endişesinin belirleyici olduğunu söylüyor. Evet ve bizim algımızda böyle olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi de herhangi bir Suriyeli işleyince her platformun manşetlerini süslerken yani bu Suriyelilerin daha suça eğilim oranlarıyla alakalı herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Burada biraz temsiliyet meselesi işin içine giriyor. Herhangi bir Suriyeli bir suç işlediğinde anında haberdar olabiliyorken aynısı mesela yerli halkımızdan birisi için geçerli değil.
Peki bu araştırma mesela nasıl bir yöntemle yapılmış? Nelere bakmışlar? Yani bunu bulguları neye dayandırıyorlar? Şöyle bu araştırmada genel olarak özellikle ekonomide daha nedensellik, neden sonuç ilişkisi kurabilecek ileri düzeyde ekonomik teknikler kullanıyorlar. Veriler genellikle ya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ya da kendi TÜİK'imiz ya da TÜRKSAT'ın verdiği veriler. Özellikle makaleden bir tanesi sadece genel suç oranlarına değil, aynı zamanda farklı tür suç kategorilerine de bakıp sadece kaçakçılık dışında bütün suç türlerinde mültecilerin çok daha az suça eğilimli olduğunu gösteriyor. Kaçakçılıkta da zaten göçmen dalgalarıyla çok alakalı bir mevzu olduğu için yani göçmen gruplar arasında bunu çok daha fazla görmemiz gayet normal. Peki bir diğer konu ekonomiye etkileri konusu. O da tabii ki çok önemli bir tartışma konusu. Benim şöyle bir gözlemim var başından itibaren. İnsanlar genellikle Suriye'den özellikle gelenlerin hepsinin alt sınıflardan olduklarını sanıyorlar ama her sınıftan insan geldi diye biliyorum. Yani eğitimli var, iş insanı var vesaire var. Ve hatta benim zamanında ilk zamanlarda gördüğüm Hatay'da falan gördüğüm bir anda nasıl denir ücretleri düşmesine neden olurken bir diğer yandan da ev fiyatlarının, araba fiyatlarının, kiraların artmasına neden oluyorlardı. Yani böyle o da var, bu da vardı. Şimdi bu senin paylaştığın makaleler Türkiye'deki bu yüz binlerce, milyonlarca attık rakamlarda çok çelişkili rakamlar var ama ya milyonlarla tarif edildiği ortada. Türkiye'deki ekonomik hayata etkileri hakkında ne türlü bulgular var? Ona genel olarak şöyle bir yorum söz konusu. Evet, dediğiniz gibi aslında mülteciler düşündüğümüzden daha yüksek düzeyli eğitim statüsüne sahipler. Ama maalesef bizim ülkemizdeki entegrasyon yeterince sağlanamadığı için o yüksek eğitimli insanlar da daha az nitelik gerektiren işleri talep edebiliyorlar. Ve bundan dolayı bu işlerde rekabet artabiliyor. Ama bir diğer yandan şu an özellikle Türkiye'de yani üniversitenin çoğalmasıyla beraber herkes üniversite mezunu. Asla meslek okulları, yüksek okullardan bahsedemiyoruz. Ve özellikle yerli nüfusumuz artık bu tarz bir birinci sektör, daha risk gerektiren, daha fiziksel işlerde çalışmak istemiyor. Aslında farkında olmadan bu yeni aldığımız Suriyeli sığınmacılar, Afgan mülteciler bunlar bizim belki de beğenmediğimiz iş kollarını doldurup orada hani çeşitli getirmeye vesile oluyor. Evet, peki mesela bugün bir şey gördüm, bir yetkilinin söylediği, eğer Afganlar olmasa Türkiye'de hayvancılık biter diyor mesela. Bunlar abartılı şeyler mi yoksa? Yani şu an bu tartışma üzerine şöyle ufak bir çalışma içine girdim. Bu zamana kadar Suriye ile alakalı yapılmış bütün suç ve ekonomi ağırlıklı makaleleri toplayıp bir meta analiz yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar 17 makale buldum ve maalesef şu an onların hiçbirisi bu kadar spesifik bir veri üzerinden bu dediğin soruyu daha inceleyemiyor. Daha yeni yeni çalışmalar ortaya atılıyor. Ama bulduğum 17 makalenin 15'i Suriye aslında bizim düşündüğümüz gibi suç ya kriminal yapıya veya ekonomik yapıya negatif bir etkisi olduğunu göstermiyor. Buna iki tane makale gösteriyor. Bir tanesi genel olarak suçun arttığını iddia ediyor ama bunun Suriyelilerden mi yoksa yerli halktan mı kaynaklı olduğunu tespit edemiyor. Peki şimdi baktığımız zaman bu kadar araştırmalar çok fazla negatiflik içermezken tabii ki demografik yapıyı çok değiştirdi, sosyolojiyi değiştirdi, kültürel ortamı değiştirdi ama o tarif edilen şekilde büyük bir toplumda çok büyük gedikler açmış gibi gözükmüyor. Yanılıyor muyum? Yok, kesinlikle haklısınız. Bence bu tepkinin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu an ülkenin gitgide daha kaotik bir ortama gitmesi ve ülkede kutuplaşma. Çok müsaade ederseniz kısa bir araştırmamdan bahsetmek istiyorum. Şu aralar iki arkadaşımla beraber Türkçe olarak atılmış tweetlere bakıyoruz Suriyelilere yönelik. 2010 ile 2022 yılları arasında şu an hala analiz ve yazım sürecindeyiz ama bulduğumuz çok temel iki bulgu var. Bir, enflasyon arttığı zaman iki, seçim dönemlerinde insanlar en çok Suriye'ye nefret içeren tweetleri atıyorlar. Ama bu dönemlere baktığımızda bu dönemler ne Suriye'de daha fazla suç işlemişler ne de ekonomiye daha fazla zarar vermişler. Ve buradan şuna bağlıyoruz. İnsanlar günlük hayattaki devlete dair memnuniyetsizliklerini
ekonomiye dair memnuniyetsizliklerini başka bir hedef gruba aktarmaya çalışıyor. Çünkü devleti bu isteklerini yeterince dile getiremiyor. Bunu da hatta günah keçisi kuramı diye geçiyor literatürde. Eğer siz günlük hayatında bir hayal kırıklığı, bir hüsran yaşadığınızda bunu asıl mesul olanlara değil, sizden daha güçsüz azınlık gruplara yöneltmeye eğiliminde oluyorsunuz. Yani bir tür günah keçisi olarak kullanılıyor. Evet, bir tık öyle. Zaten İngilizceden Türkçe çevirisi tam günah keçisi kuramı diye geçiyor. Şimdi geçen Kayseri'de bir olay yaşandı biliyorsun. Ve bir çocuğa cinsel taciz meselesi yaşandı ve büyük olaylar oldu. Devlet de çok sert tepki gösterdi. Bu ilk olay değildi. Son olacağı da benzemiyor. Bu tür olayların hareketlenmesinde, tetiklenmesinde değişik iddialar var ama sosyal medyanın çok etkili olduğu söyleniyor. Senin araştırmalarında da bunlar çıkıyor mu karşına? Kesinlikle insanların zaten Suriye yönelik nefret içeren tweetleri attı ya da herhangi bir başka bir platformda düşüneceğini belli etti. Zaman dilinde genel olarak bu olaylardan sonra hemen denk geliyor. Şu an yani tamamen çalışmamı tamamlamadığım için kesinlikle budur diyemem. Ama bu tarz olaylar genel olarak bir dönemsel bir etki yaratıp halkı daha galeyana, daha provoke etmeye bir vesile kılabiliyor. Dediğimiz gibi yani şu an bir taciz olayı yaşandı. Biz bunun vehametinden, bunun durumun kötülüğünden ziyade insanlar Suriyelilerin neden ülkeden gitmesi, neden buraya ait olmadıklarına dair tweet atmaya başladılar. Yani aslında olayın içeriğiyle insanların yorumları arasında çok da bir bağlantı yok. Sadece insanlar bu zamana kadar olan öfkelerini, bu zamana kadar olan memnuniyetsizliklerini başka kanallar, başka kurumları şikayet etmektense, onları eleştirmektense Suriyeliler üzerinden aslında bunu ifade ediyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaptı. Dedi ki Esad'ı her an çağırabiliriz ve muhtemelen Türkiye'ye geleceğini söyledi. Türkiye'de buluşacaklarını söyledi ve bir yakınlaşmadan bahsediliyor. Tabii sığınmacı derken sadece Suriyelileri kastetmiyoruz ama esas en büyük olay Suriyeliler. Böyle bir süreç yani Türkiye'nin şeyle yakınlaşması, Esad'la bir şekilde anlaşması, bu yüz binlerce, milyonlarca Suriyelinin geriye döneceği anlamına geliyor mu? Bu konuda ne tür bulgular var? İnsanlar dönmek istiyorlar mı? Kendilerini geçici olarak mı görüyorlar yoksa Türkiye'yi benimsemiş durumdalar mı? Şöyle ya, maalesef yani bir kısmı böyle yeterince ekonomik ya da sosyal sermaye olanlar şu an daha Batı Avrupa, daha Amerika gibi ülkelere göç etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de kalanlar ise nispeten daha mutsuz bir konumdalar. Hem kendi ülkenin yaşadığı sorunlar hem Türkiye'nin sorunlarından dolayı. Ama şu an hükümetin üzerinde kurduğu gönüllü geri gönderme ilkesinin çok realist bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun sadece Esad'la Erdoğan arasındaki ilişkinin düzelmesi yeterli. Bu aynı zamanda Suriye'nin de eski günlerine geri dönebilmesi, bizim de onları teşvik edebilmemiz için gerekli. Ve bu çok yakın bir senaryo değil. Aynı zamanda yaklaşık ilk göç akınları 2012 yılında başladı. Bu insanlar 12 senedir Türkiye'de ve ona göre hayatlarına yatırım yapıp ona göre hayatını bir düzene koymaya çalışıyorlar. Bunu yine sil baştan bırakıp sıfırdan Suriye'ye dönmek insana gayet istemeyebilirler. Peki o zaman ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Bir özellikle mülteci karşıtlarının hiç sevmediği bir kavram var, entegrasyon. Bu hem kendisi çok kolay bir şey değil, hem de ama aynı zamanda çok da fazla sempati toplayan bir kavram değil. O zaman Türkiye bu nüfusla yaşamayı, bu nüfusun büyük bir kısmıyla yaşamayı bir şekilde becermek zorunda mı olacak? Biraz öyle, şöyle farklı bir perspektiften örnek vermek istiyorum. Şu an Türkiye ile Avrupa devletlerinin ortak noktası demografik olarak yeterince üreyememe. Yaklaşık biz 2009 yılından beri ülke olarak kendi nüfusumuzu yeniden üretemiyoruz. Çünkü doğum oranlarımız bir nüfusun kendi üretebileceği seviyenin çok altında. Bu yaklaşık 10-15 senedir böyle. Ve biz bir yerden sonra şu an Almanya'da duyduğumuz gibi, belki bu kısa vadede olmayabilir, bir istihdam açığı yaşayacağız. Ve bundan dolayı aslında biz yani bu fırsatı maalesef biraz kaçırdık, ama hala o insanları entegre edip bizim yarın öbür gün ilk muhtaç olacağımız iş kollarını çalıştırmaya sevk edebiliriz aynı şekilde. Zaten bir kısım yani Suriyeli sığınmacı istersen ülkesine de geri dönecek. Çünkü yani nispeten şu an Suriyeli iklim biraz daha iç açıcı diyemeyeceğim, ama bir 5-10 sene öncesine göre biraz da belki umut vaat edebiliyor. Bir kısmı geri dönmek isteyecek. Ama özellikle Türkiye'nin, belki de Avrupa'nın burada yapması gereken
biz bu mültecileri nasıl entegre ederiz? Çünkü bir yerden sonra bu insanlara ihtiyaç duyacaklar. Peki bir de şunu sorarak bitirmek istiyorum. Çok tartışmalı bir konu da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşma meselesi. Bu anlaşmanın biz genellikle sığınmacıları Türkiye'den bırakmama, iki karşılığında yüklü bir miktar para almak olarak biliyoruz. Olay bundan ibaret. Maalesef bu sürece dair yaşanan gelişmeler, veriler çok şeffaf bir şekilde ilerlemediği için biz hala Avrupa Birliği'nden ne kadar para aldığımızı, bunu Suriye için ne kadar kullandığımızı tam olarak bilemiyoruz. Yani Avrupa Birliği açıklamasına göre 10 milyar dolar ya da eurodan bahsediyorlar. Ama hükümetimiz ise 3 ya da 4 milyon dolar aldığından bahsediyor. Arada böyle bir açıklık var. Ondan dolayı bu süreç şeffaf bir şekilde ilerlemediği için bize harbiden Avrupa Birliği sözünü tuttu mu? Ya da biz onlardan aldığımız bu parayı Suriye için tamamen harcadık mı bilemiyoruz. Bundan dolayı bu konu hakkında çok kesin bir şey söylemek zor. Yani nispeten çoğu ülkeye nazaran bu tarz konularda belirlere ulaşım çok kısıtlı ülkemizde ya da çok yabancı kaynaklara dayanmak zorunda kalıyoruz araştırma yapabilmek için. Ondan dolayı maalesef bu konuda yani tam kesin bir sonuca varmak ya da kesin bir öngörüde bulunmak çok zor o sürecin şeffaflığını öğrenmeden. Ama şurası muhakkak ki Türkiye Avrupa Birliği'ni bir anlamda bir mülteci akınından koruyan bir Evet. ülke. Bayağı bir Avrupa'nın yükünü diye oralarda yükselen yabancı düşmanlığını da düşünürsek böyle bir olay var. Yani Türkiye bu kadar işi ciddiye almasa herhalde Avrupa çok ciddi bir şekilde sorun yaşayacak. Bu kesin değil mi? Bu kesinlikle hatta yani biz bunu yani nispeten tabiri caizse bir koz olarak kullanmaya çalıştık daha Avrupa'dan ayrıcalık edilmek için. Bunu ne kadar aldık çok tartışılır. Dediğiniz gibi aynı zamanda sağ hareketleri çok arttı ama Almanya, Belçika gibi ülkeler aynı zamanda kalifiye göçmenlere muhtaçlar. Çünkü onların doğum oranları bizde 15 senedir yani olması gereken seviyenin altındayken bu ülkelerde 30-40 senelerden bahsediyoruz. Bir yandan böyle bir durum da söz konusu. Ama dediğiniz gibi özellikle şu an sağ hareketlerin, popülist hareketlerin çok yoğun olmasından dolayı insanlar bunu açıkça da söyleyemiyor. Evet ya neyse o zaman bu belli ki önümüzdeki günlerde çok sık konuşacağımız bir konu olacak. Özellikle Ankara-Şam yakınlaşmasıyla birlikte ama hala genellikle şehir efsaneleriyle yürüyen olayın gerçeklerini görmekten ziyade bir takım ön yargılar, ön kabullerle giden bir süreç olacak herhalde. Öyle Evet, gözüküyor değil mi? maalesef öyle gözüküyor ve dediğiniz gibi her yerde sağ hareketin artmasından dolayı herhangi bir devlet anlaşıp ne bileyim göçmenleri oraya yönlendirme gibi bir şansımız da yok. Dediğiniz gibi Avrupa bizi kapı bekçisi misali kullanmak istedi ve biz de buna razı olduk belki belli ayrıcalıklar, belli taahhütler karşılığında ama bu ne kadar gerçekleşti orası ayrı bir muamma. Şu an ülke olarak zaten bir sürü olaydan vukuattan geçiyoruz. Bunlardan dolayı onlara yeterince altyapı sağlayamıyorken bu sorun kümülatif bir şekilde artarak hayatımızın dört yanına etkiliyor ister istemez. Çok teşekkürler Enes. Evet, Türkiye'deki sığınmacılar olayını, bir takım ön yargıları, ön kabulleri ve asıl realiteleri araştırmalara dayanarak Enes Ataş'la konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.